Çocukların düğün, kızımın nişan şeyi vardı, onların birikintileri vardı ama bilezik falan yapmayı düşünüyorduk. Onun şeyiydi yani, birikmiş olanıydı. Allah razı olsun, bir tane eksik yoktu zaten, olması mümkün değil öyle bir insanlardan. Aldık, helallaştık, kucaklaştık. Yani insan şey gurur duyuyor gerçekten. Gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum yani, öyle insanlar olmasından. Bizim de işte emeğimizi, helal para diyor yani genelde. Onu belirtmeye gerek yok. Lavabo için Alişan camisine girdim. İçeride ihtiyacımı gördükten sonra duvarda çantanın asılı olduğunu gördüm. Meşin bir çanta, deri bir çanta. Dışarı çıktım, sağa sola baktım. Sahibini görür müyüm diye. Göremedim. Tekrar arkadaşımın dükkanına geldim. Çantanın içini karıştırarak da, sağa soluna bakarak da 5-6 gözü vardı. 400 ikişer yüzlükten 400 İsviçre frangı, beyaz şeffaf poşetin içinde bir avuç çeyrek altın, yarım avuç kadar da saymadım, ikisinin de sayısını bilmiyorum, yarım avuç kadar da hiç kullanmadık. At altını mı diyorlar? Başka bir şey mi diyorlar, tam bilemiyorum şeyini. Ondan vardı. Bir de Halk Bankası'nın kasa anahtarı, bir de kimliği, Halk Bankası'nın kimliği. Üzerinde Hacı İnce ismi yazıyor, cep numarası yazıyor, 532'li numarayla başlıyor. Aradım, neredesin diye sordum arkadaşa. Ben bir itiğiniz var mı bugün diye sordum. Dedi, çantamı kaybettim. İçinde yüklü miktarda bir ziynet eşyası vardı. Tuvaletin kapısında bekliyorum. Helal süt emmiş birisi olursa getir diye, bekliyorum diye bana telefonda bildirdi. Ben de orada bekleme. Ben yerimi tarif ettim. Arkadaş yanıma geldi. Boynuma sarıldı. Çantasını teslim ettim. Say dedim. Sen bunu teslim ettin ki ben saymam bu şeyi dedi.